CHP Genel Başkanımız Yardımcısı Fethi Açıkel ve İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray bizimle birlikte olacak Barış. Ama öncesinde ben bir konuyu biraz deşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği meselesini ve iktidarın tutumunu bir arada biraz ele almamız lazım. Neden bir, bir arada ele almamız lazım? O da şu, Türkiye Avrupa Birliği'nin e, sığınmacılar konusundaki açık hava hapishanesine döndü. İktidarı yani Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını koruyabilmesi için yapılan anlaşma gereği e, Avrupa'ya gitmesin sığınmacılar Türkiye'de kalsınlar. Şimdi burada iki tane önemli konu var. Bunlardan biri şu. Komşu ülkelerde kalsınlar. Suriyeliler konusunda komşu ülkeyi anladık. Irak tamam anladık. İran anladık. Afganistan. Afganistan Türkiye'nin sınırı değil. Pakistan şimdi yeniden görüyoruz. Burada önemli bir sorun var. Avrupa Birliği'nin iki yüzlülüğü konusunda biraz bunu bir konuşmamız lazım. İkinci önemli konu önümde şimdi bir haber açık. 19 Haziran 2021. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftriya Partini Partzini Du bir açıklama yapıyor ve şöyle diyor doğru destek sağlandığında mülteciler aslında pozitif değişimin itici gücü olabilir. Mülteciler de bizler gibi insan, onların da umutları, hayalleri var, onlar da en iyisini hak ediyor. Kesinlikle doğru. Mülteciler de insan, sığınmacılar da insan, onlar da en iyisini tabii ki hak ediyorlar. Ama niçin Türkiye'de hak ediyorlar? Niçin mesela Almanya'da, Yunanistan'da, Yunanistan'ı nasıl geri gönderdiğini görüyoruz, hak etmiyorlar. Macaristan'da, Fransa'da, İngiltere'de hak etmiyorlar da Türkiye'de hak ediyorlar. Burada önemli bir nokta var. Türkiye bir açık hava hapishanesi sığınmacılar için, için bir açık hava hapishanesine Avrupa Birliği'nin açık hava hapishanesine dönüşmemeli. Bu da önemli bir konu herhalde. Bu konuyu birazcık sen de bir görüşlerini söyle sonra dönelim konuklarım. Şimdi senin en fikrim. Birincisi biz burada sığınmacıları eleştirmiyoruz. Onlar bir insani trajedi yaşadılar ve bizim topraklarımıza geldiler. Biz sığınmacı politikasını eleştiriyoruz. Tıpkı esnafı eleştirmeyip ekonomi politikasını eleştirdiğimiz gibi. Bu ikisini ayrıştıralım. Biz burada sığınmacı politikasını eleştiriyoruz. O politikanın özünde şu var Emin. Ya Cumhurbaşkanı çıkıyor. Diyor ki bu Amerika, Avrupa beni devirmeye çalışıyor. Ne zaman diyor? kültürle ilgili bir şey oluyor, ekonomiyle ilgili bir şey oluyor. Fakat dikkat ediyor musun? Sığınmacılarla ilgili bir şey olduğunda Avrupa'nın bütün liderleri, Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı hepsi dahil Tayyip Erdoğan'ı alkışlıyor. Olmaz ya. Sanki Türkiye ya siz seçim yapmayın biz bir yönetici atayalım deseler. Konu da sığınmacı meselesi ise sanki yine Recep Tayyip Erdoğan'ı atacaklarmış gibi davranıyorlar. Olmaz öyle bir şey ya. <laughs> Neden böyle? Çünkü kirli bir anlaşma var. Nedir bu kirli anlaşma biliyor musun? Sana iki tane konuşma okuyacağım. Zaten açık her şey. Birincisi Binali Yıldırım. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı dönemin 24 Kasım 2016. Düşünün Türkiye olmasa ne olacak? Bütün bu Orta Doğu'dan kargaşanın, savaşın yaşandığı bölgelerden akın akın mülteciler Avrupa'yı istila edecek ve çok büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. Pardon? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı mısınız? Avrupa'ya mültecilerin geçmemesi için kapıda bekleyen bir böyle kollarını açmış geçmeyin diyen bir insan mısınız? Neyse o insanın adı. Tayyip Erdoğan okuyorum. Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarına misafir etmesine borçludur. Pardon siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı mısınız? Yoksa Avrupa huzur içinde yaşasın da biz de burayı bir hapishane gibi duvarlarla çevirelim diyen neyse o kişi o musunuz? Şimdi burada şöyle kirli bir anlaşma var. Avrupa diyor ki ben Suriye'deki yönetimi beğenmedim. Ben Esad'ı istemedim. Türkiye'yi de işin içine katarak orayı değiştirmeye çalıştım. Bir insani trajedi yarattım. Hatırla eğittiler, donattılar, saldılar. Bir takım cihatçıları. Sonra bu trajedinin kaynağı olarak milyonlarca Suriyeli çıktı ortaya. sığmacı çıktı bu insani trajedinin sonucu olarak. Ama ben onları ülkemde görmek istemiyorum. Ben Paris'te, Berlin'de, Roma'da onları görmek istemiyorum. Ey Türkiye Cumhuriyeti Baş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Sen onları bu tarafa geçirme, biz de seni destekleyelim. Bir milyar, 2 milyar, 3 milyar biliyorsun bir anlaşma. İşte böyle kirli bir anlaşma. Hem trajediyi yaratıp hem trajedinin sorunu olan, yani insani trajedinin en mağduru aslında sığınmacılar, o mağduriyetin mağduriyetten ortaya çıkmış insanları kendi topraklarına geçmesin, kendileriyle karşı karşıya kalmasın diye bir anlaşma yaptılar Tayyip Erdoğan'la. Tayyip Erdoğan'la gerek iktidarını devam ettirebilmek için, gerek 3-4 milyar avro için, gerek batıya karşı bir tür zaman zaman tehdit etti. Açarım kapıları ha diye, hatırla. Bunları kullanmak için bu anlaşmaya evet dedi. Ama bu anlaşma, bir maliyeti var Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti halkına ve tabii ki Suriyeli halkına. Bir kere, bak, sığınmacı diyor, niye sığınmacı diyorum da mülteci demiyorum? Çünkü Avrupa istemiyor, biliyorsun sen de. Türkiye'nin Avrupa ile imzaladığı sözleşmeler gereği mültecilik bir statü. Diyor ki hayır, onlara mülteci statüsü vermeyeceksin. Verirsen hakları olur bize gelirler. Sığınmacı diyeceksin, geçici koruma. Bak, bunu bile söyleyen Avrupa ile yaptığımız anlaşmaların sonucunda bunu söylüyoruz diyeceksin diyor. E peki bugünkü şartlar kendi ülkende tutacaksın diyor. Bizim tarafa geçirmeyeceksin diyor. Bir şey daha yapıyor emin. Ne biliyor musun? Anlaşmanın özünü oku. Bizim meclisimizden geçen anlaşmanın özünü. Seçiyor. Tabii. Ya, seçiyor. Tabii, tabii. Ben mesela şu iyi eğitimli olanı, şu mühendis olanı, şu piyanist olanı, he? doktor olanı alayım. Buyurun. Böyle bir çığlık diye eleştirdiğimiz şey var ya insan seçmeye dayalı bir türün seçilmesine dayalı bir şey ya ırkçılık. Burada da bir millet içinden tıpkı Avrupalı kafası, Batılı kafası tıpkı domates seçer gibi, elma seçer gibi insanları seçiyor, sana bırakıyorum. İşte bu kirli anlaşma. Hem Suriyeli sığınmacıların rahatlığı için, hem Türk halkının yaşamış olduğu bu çilenin bitmesi için, hem de Batı'nın, bütün milletler gibi güzel milletlerden oluşan Batı medeniyetinin bu yönetimlerin yapmış olduğu bu kirli anlaşmalardan kurtulması için bu bu işin bitmesi gerekiyor. Bu anlaşmanın ortadan kaldırılması gerekiyor ve bu insani trajedinin geçiciliği kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Evet, şimdi konuklarımız hazır. dönüp onlara soralım. Arkadaşlar konuklarımızı görebiliyor muyuz? CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışımlı Aytun Çıray bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi akşamlar diliyorum. Şimdi ilk olarak bir test durum tespitinizi alabilir miyiz? İzninizle Sayın Açıkel, Aytun Çıray ile başlayayım. Sayın Çıray... Şu anda sizce neden bu konu bu kadar çok konuşuluyor ve bu rahatsızlık giderek bu boyutlara doğru geldi? Buradaki temeldeki sizin tespit ettiğiniz sorunlar e, nelerdir? Çözümü sonra soracağım. Evet. Aslında bu tartışıda gelen konu. Ancak son gün...